İslam düşüncesine itikadi ve siyasi konusunun ilk bölümünü işleyeceğiz. Hatırlarsanız geçen dersimizde dini yorumlarla ilgili bazı kavramlar konusunu işlemiştik. O konularda bazı kavramları hatırlatacak olursak, itikadi, fıkhi ve mezhep, fırka gibi bazı kavramların tanımlarını yapmıştık. İtikadi ne demekti? Onu bir hatırlayalım isterseniz. Dinlerin inanç sistemlerini ifade etmek üzerine itikat kelimesi kullanılıyordu. Veyahut da akaid kavramı kullanılıyordu. İslam dininin inanç esaslarını da ne diyorduk? İslam akaidi diyorduk. Hatta bu itikadı delilleriyle sunan ilme ise kelam ilmi denirdi arkadaşlar. Fıkıh ne demekti? Fıkıh terimiyle de şu ifade ediliyordu. İslam'ın ibadet anlayışı ve prensiplerini ele alan ilim dalına biz fıkıh diyorduk arkadaşlar. Fıkıh ibadet hayatına dair prensipleri ele alırdı. Mezhep ise ne demekti mezhep? Dini inanç esaslarını ve ameli hükümleri arkadaşlar anlama, yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlarla ve bir düşünce sistemi oluşturan bu yaklaşımları ekolleştiren sistemi arkadaşlar. Biz ne diyorduk? Biz mezhep diyorduk arkadaşlar. Bu ilmi ve fikri birikimlere biz mezhepler diyorduk arkadaşlar. Hatta mezheple fırka arasında farklı ifade çeşitleri vardı arkadaşlar. Bunlar ne demekti? Mezhebi biz genelde fıkhi oluşumlar için kullanıyorduk. Fırkayı ise arkadaşlar siyasi ve itikadi oluşumlar için kullanıyorduk arkadaşlar. Şimdi İslam düşüncesinde yorum biçimleri üç başlık ana başlık altında incelenecek. Birincisi itikadi, ikincisi arkadaşlar fıkhi, üçüncüsü tasavvufi yorumlarda arkadaşlar. Bugün ise İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumlar bölümünü işleyeceğiz. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra yaşanan siyasi gelişmeler dini yorumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Başlangıçta siyasi yorum farklılıklarından kaynaklanan ihtilaflar zamanla itikadi mezheplerin oluşmasına neden olmuş. Bir takım yorumlar da doğrudan inançla ilgili ihtilaflardan kaynaklanmıştır. Aradaki yani düşünce farklılıklarından kaynaklanmıştır. Bu farklı yorumlar zamanla itikadi siyasi yorumlar şeklinde nitelendirilmiştir. Düşünce özgürlüğünün bir ürünü olan arkadaşlar bu çeşitli yorum ve mezheplerin ortaya çıkması doğal bir durumdur. Bundan dolayı da tarih boyunca Müslümanlar arasında dini konularda pek çok görüş ve düşünce ileri sürülmüştür. Bunlar arkadaşlar bu yorum zenginliğinin hakikatin ortaya çıkmasına katkı sağlayan çabalar olarak görülmesi gerekmektedir. Farklı bir şekilde görülmemesi gerekir. İşte bunun için de İslam dünyasında ortaya çıkan ve vahyin özüne ters düşmeyen tüm mezhep ve yorumlar kültürel zenginlik olarak görülmelidir. Bunlar vahyin özüne ters düşmüyorsa, yani ana kaynağımız Kur'an ve hadislere ters düşmüyorsa, örtüşüyorsa arkadaşlar, bu tip yorumlara biz ne diyoruz? Kültürel zenginlik olarak arkadaş görmemiz gerekir. İslam düşüncesinde inanç konularıyla ilgili olarak yapılan tartışmalar sonucunda çıkan en yaygın olarak bilinen itikadi siyasi mezhepler Ehl-i Sünnet ve Şia'dır. Ehl-i Sünnet ve Şia'dır. Bunlar da işte tabloda gördüğümüz gibi arkadaşlar Ehl-i Sünnet de kendi arasında iki kola ayrılmış. Birisi Maturidilik, diğeri Eş'ariliktir arkadaşlar. Maturidilik ve Eş'arilik. Şia da kendi arasında iki kola ayrılmış. İmamiye ve Zeydiye şeklinde arkadaşlar. Bugün Ehl-i Sünnet'ten arkadaşlar Ehl-i Sünnet'i oluşturan Eş'arilik ve Maturidilik hakkında size bilgi vermeye çalışacağız. Ehl-i Sünnet neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız Ehl-i Sünnet Hazreti Peygamber'in ve sahabenin yani dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler için biz Ehl-i Sünnet tanımını kullanıyorduk. Yani peygamberin yolundan ve sahabelerin yolunda gidenlere, dinin temel konularını takip eden Müslümanlara biz ne diyorduk? Ehl-i Sünnet diyorduk. Hatırlarsanız şunu da belirtmiştik daha önce. Hazreti Peygamber zamanında, hayattaki Hazreti Peygamber, Ehl-i Sünnet dahil hiçbir mezhep yoktu. Yani İslam ve ona gönül verenlerin tümü için Müslüman kavramı kullanılmıştı. Zamanla Müslümanlar arasında dini konularla ilgili olarak bazı görüş ve farklılıklar ortaya çıktı. Buna bağlı olarak
farklı yorumlar toplumda yaygınlık kazandı. Haricilik, Mürciye, Mutezile ve Şia gibi bazı mezhepler fikir ve tutumlarıyla ana bünyeyi ve çoğunluğu oluşturan Müslümanlardan farklılaşmışlardır. İşte bu gruplardan herhangi birine mensup olmayıp çoğunluğun temsil ettiği çizgiyi sürdürenlere biz ehli sünnet diyoruz. Yani Hazreti Peygamber'in ve sahabenin yolunda gidenlere arkadaşlar biz ehli sünnet diyoruz. Mesela Hasan-ı Basri Hazretleri'nin fikirleri ehli sünnet düşüncesine öncülük etmiştir. Ebu Hanife arkadaşlar, İmam Ebu Hanife yani Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Azam Hazretleri de inanç ve amel konusundaki görüşleri ehli sünnetin şekillenmesinde etkili olmuş. Hasan-ı Basri Hazretleri arkadaşlar kendisi siyasi olarak Emevilerin iktidarını tenkit etmekle birlikte onlara karşı ayaklanma girişimlerini onaylamamıştır. Hiçbir zaman onaylamamış ve Müslümanlara isyandan kaçınmaları tavsiye etmiştir. Ayrıca bu ekolün inançla ilgili görüşlerin şekillenmesinde İmam Azam Ebu Hanife fikirleri belirleyici bir rol oynamıştır arkadaşlar. Şimdi ehli sünnet dedik iki kola ayrılıyor. Birincisi eşarilik, diğeri maturidilik arkadaşlar. Ehli sünnetin temel inançların genel olarak aynı düşündüğü halde bu inanç esasından yorumlanmasında arkadaşlar farklı görüşler benimseyen eşarilik ve maturidilik iki ekolünü şu anda arkadaşlar inceleyeceğiz. Öncelikle maturidi konunu işleyeceğiz arkadaşlar. Maturidik Ebu Mansur Muhammed bin el-Maturidi'ye dayanıyor arkadaşlar. Maturidilik kolu kime dayanıyormuş? Ebu Mansur Muhammed bin Mahmud el-Maturidi el-Semerkandi'nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşmuş itikadi bir ekoldur. İtikadi bir ekoldur bu arkadaşlar. Kendisi Semerkant'ta arkadaşlar dünyaya gelmişti Özbekistan'da ve yine orada vefat etmişti arkadaşlar. İmam Maturidi'nin türbesi şu anda arkadaşlar Özbekistan'da mevcuttur arkadaşlar. Şu yanda gördüğümüz zaten resim onun türbesini ifade ediyor arkadaşlar. Türbesinin yeridir arkadaşlar. İmam Maturidi Hazretleri arkadaşlar 862 yılında Semerkant'ta Maturid mahallesinde doğmuş ve 944 yılında aynı yerde vefat etmiştir. Fıkıh konularında Hanefi mezhebinin görüşlerini kabul etmiştir. İmam Maturidi yine inanç konusunda Ebu Hanife'den etkilenmiş, onun eserlerinde geçen konuları ayrıntılarıyla açıklamıştır. Dini konuları herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde akli ve nakli delillerle arkadaşlar ispatlamıştır. Yani dini konuları hem akli hem de nakli delillerle hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlamaya çalışmıştır. İmam Maturidi Hazretleri arkadaşlar. Maturidi'nin yaygın olduğu bazı bölgeler var. Onlardan biraz bahsedelim. Bunlar arkadaşlar özellikle Türkler arasında tanınmış ve kabul edilmiştir. Maturidilik. Bu mezhep Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Asya, Hindistan, Pakistan, Malezya, Endonezya'yı kapsayan geniş bir coğrafyaya kadar yayılmıştır. Dini konularda sadece dini metinlerde geçen ifadeleri görünen şekliyle zahiri alan gruplar ile daha çok akla öncelik veren Mutezile'nin dini anlayışını isabetli bulmayan Maturidi, dikkatli bir şekilde dini nakillerle akli uzlaştırma yoluna gitmiştir arkadaşlar. Yani ne yapmıştır arkadaşlar? Dikkatli bir şekilde dini nakillerle akli uzlaştırma yoluna gitmiş. Akli delil ne demektir arkadaşlar? Ondan biraz bahsedelim. Akli deliller bütün öncülleri akla dayanan deliller. Yani aklı ön plana alan delillerdir arkadaşlar. Akılcıl bir yöntemle yaklaşan delillerdir. Nakli deliller ise arkadaşlar daha önceki kaynaklardan aktararak deliller sunmaya arkadaşlar biz nakle dayanan deliller diyoruz. Nakle dayanan deliller. Maturidi'ye göre arkadaşlar genel prensiplerinden bahsedecek olursak Maturidi'ye göre Allah'ın varlığı ve sıfatları, peygamberlik, ahiret inancı gibi bilgiler akılla kavranabilir diyor. Yani Maturidi'ye göre arkadaşlar Allah'ın varlığı, sıfatları, peygamberlik ve ahiret inancı bunlar arkadaşlar akılla kavranabilir diyor. İmanın tamamlanmasında arkadaşlar
kendisi imanın tanınmasına için kesinlikle amel önemlidir, fakat amel imanın olmazsa olmaz bir parçası değildir demiştir İmam Maturidi Hazretleri. Onun için günah işleyen bir kimsenin dinden çıkmayacağını savunmuştur arkadaşlar. Biz bu maddeleri tek tek okuyalım. Allah vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur. İnsan akıl yoluyla Allah'ın varlığına ulaşması mümkündür demiş. Yani akıl yoluyla Allah'ı bulabilir bir insan ve sorumludur demiş İmam Maturidi Hazretleri. Bir vahye muhatap olmasa da, bir uyarıcı ve bir tebliğ edici ona ulaşmasa da aklıyla Allah'ı, yani daha doğrusu bir yaratıcının varlığını bulabilir demişlerdir ve bulması gerekiyor demişti İmam Maturidi Hazretleri. Çünkü Allah insandan aklını kullanmasını, düşünmesini ve ibret almasını istemektedir. Bunun için de akıl Allah'ı tanıma konusunda bağımsızdır. Ancak yükümlülük ifade eden hükümleri tanıma konusunda bağımsız değildir. Yani bazı dini sorumlulukları öğrenmesi için insanın tabii ki bir vahye muhatap olması, bir tebliğ edenin olması ve bir ona risaletin ulaşması gerekir. Onlardan sorumlu olması için bir risaletin ve tabii uyarıcı ona uyarması gerekir. Yoksa ondan sorumlu olmaz demiş. Ama aklı Allah'ı bilme ve tabii yaratıcının varlığını bilme noktasında aklı varsa o ondan sorumludur ve bilmesi gerekir. Kendi bulması gerekir demiştir. Allah her şeyi bir hikmet üzerine yaratır. Hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Ve Allah'ın kelam sıfatı onun zatıyla birlikte var olan ezeli bir sıfattır. Kur'an'ın harfleri ve sesleri sonradan yaratılmıştır. Kur'an'ın harfleri ve sesi sonradan yaratılmıştır ama Allah'ın kelamı olan zati sıfatı ile birlikte vardır ve bir sıfattır ve ezelidir demiştir. Yani Kur'an-ı Kerim de Allah'ın kelamıdır, ezelidir. Allah'ın kelamından sudur etmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim yazıya dökülmüş hali, kitaplaştırmış hali arkadaşlar sonradan yapılmıştır diyor. Ama onun ayetleri ezelidir, Allah'ın kelamıdır diyor. Evet, prensiplere devam edecek olursak yine Maturidi'nin prensiplerinde ne var arkadaşlar? İnsanın fiilleri yaratma bakımından Allah kazanma yönünde ise insana aittir. İnsan fiillerini yaratma Allah'a aittir ama kazanması yani tercih etmesi insana aittir. İnsana cüz'i irade verilmiştir. Bundan dolayı insan tüm fiillerinden sorumlu bir varlıktır. Ya insan tercih eder, kendi aklıyla, iradesiyle onu ister ama yaratan kimdir? Allah'tır. Kendi istediği için, kendi tercih ettiğini için insan sorumlu oluyor. Kendi cüz'i iradesiyle tercih ettiği için sorumluluk tamamen insana aittir. Ama insan bir fiili yaratamaz. Onu yaratan sadece Allah'tır. İnsan bir şey yapmak istediği zaman Allah bu fiilin gerçekleşmesi için kudretle yaratır ve insan da o kudretle o fiili gerçekleştirir. Maturidiliğe göre Allah'ın varlığı ve sıfatları, peygamberlik, ahiret inancı gibi bilgiler akılla kavranabilir. İnsanlar akıllarını kullanarak davranışlarının iyi ve kötü olup olmadığını kavrayabilir. Yani iyilik ve kötülük akılla elde edilebilecek bir olgudur arkadaşlar. Bir yetidir demişler. Bunu insan aklıyla ayırt edebilir demiş. İyi ve kötüyü. İmam Eşari ise farklı düşünüyor bu konuda. İmanın tamamlanması için amel çok önemlidir. Fakat amel imanın olmazsa olmaz bir parçası değildir. Onun için bir günah işleyen bir kimse imansız denmez. İmam Maturidi'nin görüşünde. Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz. Fakat günahkar olur. Tövbe ederse affedilmesi umulur. İman dil ile ikrar ve kalb ile tasdikten ibarettir. İman dil ile ikrar ve kalb ile tasdikten ibarettir. Evet, Maturidi'nin genel prensipleri bu kadardı arkadaşlar. Şimdi Eşarilikten biraz bahsedelim. Eşarilik kolundan. Tabii Maturidi'de bir önemli bir yer var. Onu da o önemli bilgiyi verdikten sonra Eşariliğe geçelim. İmam Maturidi arkadaşlar bazı mecazi anlatımlı geçen ayetleri arkadaşlar açıklamış ve onu Allah'a yakışan bir anlam vermiştir. Olduğu gibi almamıştır. Örnek verecek olursak Fetih Suresi 10. ayetinde geçen Allah'ın eli kelimesini arkadaşlar açıklamıştır. Mesela ayeti okuyalım. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Fetih Suresi 10. ayet.
İmam Maturidi bu ayette geçen Allah'ın ehli ifadesini mecaz olarak kullanıldığını ve bu kelimenin Allah'ın inananları koruması anlamına geldiğini söylemektedir. Yani oradaki el mecazi anlamında Allah'ın koruması demek olduğunu söylüyor. Evet, şimdi eşarilik konuna bakalım arkadaşlar. Eşarilik mezhebinde neler var? Eşariliğin kurucusu kimdir arkadaşlar? Ebul Hasan el-Eşari görüşleri çerçevesinde şekillenmiş olan bir yorum biçimidir. Ebu Hasan el-Eşari kimdir? 873 yılında Basra'da doğmuş ve 936 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir arkadaşlar. Eşarilik kolu nasıl oluşmuştur ve nerede yayılmıştır? Eşarilik kolu daha çok arkadaşlar dikkat ederseniz Irak, Suriye, ondan sonra Hicaz, Horasan, Mısır ve Kuzey Afrika'da yaygınlaşmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşaricilik akılcı bakış açısına sahip bir yerdir arkadaşlar. Onu da açıklayacak olursak arkadaşlar eşarilik akılcı bir bakış açısına sahiptir. Hatta eşariliği şöyle diyebiliriz. Kendisine bunu gereğinden fazla akılcılığı ön plana fazla gereğinden fazla ön plana çıkaran Mutezile'ye karşı çıkmış bir ekoldur aslında. Mutezile çünkü sürekli akılcılığı ön plana koymuşlardır. Sürekli akılcılığı öne sürmüşlerdir. Eşaricilik de arkadaşlar buna karşın tepki olarak doğan bir ekoldur. Eşariliğin genel prensipleri vardır arkadaşlar. Bunlar nedir? Eşariliğe göre Allah'ın ahirette müminler tarafından görülmesi mümkündür ve görülecektir diyor. İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil ancak vahiy yoluyla bilinebilir demiştir. Hatırlarsanız Maturidilikte arkadaşlar neydi? İyi ve kötü, güzel ve çirkin akılla fark edilebilir, ayırt edilebilir diyordu. Akıl yeterli diyordu. Ama İmam Eş'ari, Ebu Hasan el-Eş'ari ne diyor? Diyor ki bunlar ancak vahiy yoluyla bilinebilir. Yani vahiy bir şey kötü, yasak demişse o kötüdür. Helal demişse o şey kötü değildir anlamında. Anlamı çıkıyor. Büyük günah işleyen dinden çıkmaz demiş. Günahı karşında cehennemde kalır sonra cennete gider. Allah onu istese de affedebilir demiştir. Yani bunda o hemfikirler ikisi de aynı ortak noktaya değinmişlerdi arkadaşlar. İkisi de demişlerdi ki amel imandan bir parçadır ama imanın olmazsa olmaz bir parçası değildir. Büyük günah işleyenler dinden çıkmış sayılmaz. İmam Ebu Hasan da İmam Maturidi gibi düşünüyor. Ama Mutezile ise bunun tam tersini düşünüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi İmam Maturidilik hakkında arkadaş Eşari hakkında bilgi verdikten sonra biraz sorulara bakalım. Sorularda ne tip problemlerle karşılaşıyoruz? Onlara biraz değinelim arkadaşlar. Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklarını etki eden faktörlerin hangisine vurgu yapılmıştır? Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe arasında meydana gelen Basra Savaşı ile Hazreti Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan arasında meydana gelen Siffin Savaşı'nda ölen ve öldürülen Müslümanların dünya ve ahiretteki durumlarının ne olacağı ile ilgili tartışmalar bir takım itikadi yorumların doğmasına zemin hazırlamıştır. Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklarına etki eden faktörlerden hangisine vurgu yapılmıştır? Hatırlarsanız arkadaşlar biz İslam düşüncesinde yorum farklarına değinmiştik. Hani kültürel sebepler var demiştik, sosyal sebepler var demiştik, siyasi sebepler var demiştik, dini metinlerden kaynaklanan sebepler var demiştik arkadaşlar, coğrafi sebepler var demiştik. Şimdi bu paragrafta geçen hangisiydi? Onu size hatırlatalım. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında meydana gelen Cemel Vakası ile Hazreti Ali ile Muaviye arasında geçen Sıffın Savaşı haricilik ve şiilik gibi siyasi itikadi ekollerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Onun için arkadaşlar bu sorunun cevabı siyasi sebeple olacak. Çünkü hem siyasi hem de itikadi sebeplerin yani fırkaların ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Haricilik ve şiilik gibi iki fırkanın ortaya çıkmasına sebep olmuştu arkadaşlar. O zaman cevabımız burada siyasi sebeple olacak. Diğer bir soruya bakalım. Allah ahiret gününde müminler tarafından görülecektir. Kendilerine dini tebliğ ulaşmayan kimseler akıllarıyla Allah'ı bulmak ve iman etmekle yükümlüdür.
ahiret hayatı ile ilgili konular ancak vahiy ile bilinir ve akıl ise bunların imkan dahilinde olduğunu kabul eder. İyi kötü, güzel çirkin akıl ile değil vahiy ile bilinebilir. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakladığı için çirkindir. Temel görüşlerden bazıları verilen bu itikadi ekol aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat ettiyseniz arkadaşlar burada Eş'ari'nin temel prensipleri anlatılmış. Çünkü iyi, kötü, güzel ve çirkin vahiy ile bilinebilir diyordu İmam Eş'ari Hazretleri, bu Hasan el-Eş'ari. Ama Maturidi'ye göre bunlar akılla bilinebilir diyordu hatırlarsanız. Onun için arkadaşlar bu sorunun cevabı Eş'arilik olacak. Diğer bir soruya bakalım. Bu parçada sözü edilen alim aşağıdakilerden hangisidir? Akla değer veren bir alimdir. Bu sayede akıl ve nakil, yani ayet ve hadisler arasında kendisine has bir denge kurmuştur. İmam Azam Ebu Hanife'nin anlayışı doğrultusunda gelişen yorum biçimlerini sistemleştirerek bu düşünce itikadi alanda yeni bir boyut kazandırmıştır. Kurduğu ekolün bazı görüşleri bu şekildedir, şu şekildedir. İman dil ile ikrar ve kalb ile tasdikten ibarettir. Amel imana dahil edilemez. Çünkü Yüce Allah Kur'an'ın birçok ayetinde iman ve amele ayrı ayrı değinmiştir. Bu parçada sözü edilen alim hangisidir? Şimdi iman ile amel konusunda arkadaşlar Eş'ari ve Maturidi hemfikirlerdi. Yalnız şurada İmam Azam Ebu Hanife'nin anlayışı doğrultusunda gelişen bir yorum biçimi dediği için bu İmam Maturidi'den bahsediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Maturidik ekolu İmam Ebu Hanife, İmam Azam Ebu Hanife'nin anlayışı doğrultusunda gelişen ve sistemleşen bir ekoldur arkadaşlar. O zaman cevabımız D şıkkı İmam Maturidi olacak. Diğer bir soruya bakalım. İslam düşüncesinden yorum farklarının sebeplerinden biri de dini metinlerdeki bazı ifadelerdir. Buna göre Kur'an'da geçen Allah'ın kudreti, Allah'ın yüzü, Allah'ın eli gibi ifadelerden hangileri bunlardandır? Şimdi biz hatta bu konumuzu işlerken bir tanesini örnek verdik. İmam Maturidi Hazretleri hatırlarsanız Allah'ın eli kelimesini mecazi anlamda kullanıldığını ifade ediyor. Bunun gibi birkaç kelime daha var. Allah'ın yüzü gibi arkadaşlar. Yine bu da mecazi anlatımda söylendiği ve mecazi anlamda farklı anlamlara geldiği söylenmektedir. Ama Allah'ın kudretiyle ilgili arkadaşlar herhangi bir mecazi anlatımda farklı bir yorum dile getirilmemiştir. O zaman Allah'ın yüzüyle Allah'ın eli bunlardan olacak arkadaşlar. Cevabımız o zaman 2 ve 3 arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. Sorularımız burada bitmiş arkadaşlar. O zaman konumuzu burada bitirelim. Bundan sonraki arkadaşlar konumuzda yine bu konumuzda arkadaşlar geldiğimiz yerden devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. İyi çalışmalar.